Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün sizlere tülbentlerimize yakışacak oldukça güzel ve kolay 3 fıstıklı tığ oyası modeli paylaşacağım başlamadan önce kanalıma abone olup videolarımı beğenip bana destek olursanız çok mutlu olurum ayrıca yorum yapan beğeni yapan destek olan arkadaşlarıma da ayrıca da teşekkür ederim Evet renk olarak dilediğiniz renk tonlarını kullanabilirsiniz. isterseniz iki renk isterseniz daha fazla ya da tek renk olarak da kullanabilirsiniz yeşil olarak zeminimi kullandım. Sarı ve kırmızı tonlarımı çiçeklerimizi hazırlamış olduk fıstıklı çiçeklerimizi. Şimdi sıfırdan başlayaraktan modelimizi hazırlamaya başlayalım. Haydi bakalım hayırlısı. Şimdi ilmeğimi biraz uzatıyorum. Şöyle hemen bir örümcek oluşturdum. Çok orta boyda olsun, çok uzun değil, çok da kısa değil, küçük değil. üç kere başını doluyorum ve 1 2 3. tığ battısına batıyorum. 2 zincir çekerekten tığ battılarımı hazırladım. Buraya 2 2, 2 ve 2 olaraktan 4 bir 1 trabzan oluşturduk. 3 tane zincir çekiyorum. Bu trabzanın üzerine sık iğne yapıyorum. 6 tane. Battığımda sayaraktan 1, 2 3 4 5 ve 6. 6 tane yaptıktan sonra 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum geri dönüş yapıp 3 zincir çektiğimizin ortasına batıp kapatıyorum 1 2 3 tane tekrar zincir çekiyorum geri dönüş yaptım bu 5 zincir çektiğimin ara kısmına girip kapatıyorum buraya da 6 tane sık iğne yapıyorum battığımı da sayaraktan 2 3 4 5 6 2 oldu 3 tane olacak burası tekrar yine 5 zincir çekiyorum 2 3 4 5 zincir bir çektim dönüş yaptım 3 zincir çektiğimin ara kısmına giriyorum kapatıyorum buraya 5 tane zincir çekeceğim bu sefer çiçeklerimizi oluşturmak için 1 2 3 4 5 en sonumuza 5 zincir çekmiş oluyoruz yine bu 5 zincir çektiğimin ara kısmına giriyorum 6 tane sık iğnemi devam ettiriyorum 2 3 4 5 ve 6. 6 6 tane yaptıktan sonra modelimiz bitiyor ilmeğimi uzatıyorum bir örümcek oluşturuyorum tekrar yine ve 1 2 3. tığ battısına batarak aşağı iniş yapıyorum modelimiz bu şekilde oluyor tekrar bir tane daha isterseniz yapalım ilmeğimi uzattım bir örümcek oluşturdum ve kapat 3 kere başını doluyorum 1 2 ve 3. tığ battısına batıyorum tığ battıların 3 zincir şey 3 aralarında bırakıyoruz 2 2 2 ve 2 olaraktan trabzonumuzu hazırlamış olduk 3 tane zincir ara boşluğa giriyorum kapatıyorum 6 tane sık iğne 2 3 4 5, 5 ve 6 alttan sonra 1 2 3 4 5 tane zincir geri dönüş yapıyorum bu 3 zincir çektiğimin ara kısmını giriyorum kapatıyorum tekrar 1 2 3 tane zincir çektim ön yüzüne döndüm 5 zincirimin arasına girdim kapattım 6 tane sık iğnemi devam ediyorum 2 3 4 5 ve 6. 6 tane de yaptıktan sonra tekrar 5 zincir, 2, 3, 4, 5. Tekrar dönüş yapıyorum. Son kez 3 zincirlik olan kısmımızın arasına giriyorum. Pardon takıldı. Kapattım. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5 son sıra olduğu için 5 zincir buraya çiçeğimizi oluşturacağız çünkü kapattım buraya da tekrar yine 6 sık iğnemizi yapalım 2 3 4 5 ve 6 6 tane yaptıktan sonra ilmeğimi uzatıyorum şurada bir düğümüm vardı arkadaşlar İnşallah inşallah kötü durmaz ilmek uzattım örümceğimizi oluşturmuş olduk 1 2 ve 3. tığ battasına batıp kapatıyoruz modelimizin ilk sırası bu şekilde oluşuyor Arkadaşlar daha sonra da çiçeklerimizi oluşturacağız şimdi çiçeklerimize geçelim Evet ipimi sabitledim kırmızı yapacağım bir sarı bir kırmızı yaptığım için şimdi burada en son yaptığımız 5 zincirli olan kısmımız vardı bu kısmımızın arasından giriyorum ve kapatıyorum buraya 3 tane zincir çekip başını bir kere doluyorum. Buradan ilmek alıp şu zincir kısmımızı denk getirecek şekilde ilmeği uzataraktan bırakıyorum. Tekrar başını doluyorum tığımın. Tekrar ilmek çıkartıyorum. Başını doluyorum. tığımı batıyorum buradan ilmek çıkartıyorum. 3 oldu. buraya 6 tane de bu şekilde yapacağız. 3 4 5 ve 6. 6 tane yaptıktan sonra hepsini bir seferde toplayıp birleştiriyorum. Hep tepesine pıpırcık yapacağım. 5 tane zincir çekerekten 2, 3, 4 ve 5. Tepesine batıyorum. Kapatıyorum sık iğne ile. Tekrar 2, 3, 4, 5 zincir tepesine girip kapatıyorum. 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Tepesine batıp kapatıyorum. 3 tane pıpırcığımızı yaptıktan sonra 1-2-3 tane zincir çekiyorum. 3 zincir çekerek başlamıştık. 3 zincir çekerekten de aynı şu kutucumuzun içine girip kapatıyorum. Bir tanesini yapmış olduk. Tekrar yine 1-2-3 tane zincir. Bir kere başını doluyorum. Aynı yerden yine ilmeğimi çıkartıyorum. Başını doluyorum. İlmek çıkartıyorum. Tekrar başını doluyorum. İlmek çıkartıyorum. 3 oldu. 4 5 6 tane 6 olduktan sonra hepsini birleştirip kapatıyorum. 1 2 3 4 5 zincir kapat. 1 2 3 4 5 zincir 1 2 3 4 5 zincir. Toplamda 3 tane pıpırcık yaptıktan sonra 3 zincir çekip aşağı iniyoruz aynı yere üçlü fıstığımız olacağı için aynısından bir tane daha yapıyoruz. 1 2 3 zincir çektim. Başını bir kere dolayaraktan 1 2 3 4 5 ve 6. 6 tanenin hepsini toparladım, kapattım. 1 2 2 3 4 5 tane zincir 1 2 3 5 zincir 1, 3 4 5 aynı yere girmiş oluyoruz 1 2 3 tane zincir çekip aşağı iniyoruz ve modelimizin çiçek kısmı da bitmiş oluyor arkadaşlar bakın bu şekilde Diğerlerini de yaptım. Şimdi sarıyı da hazırlayayım. Size temizleyip daha güzel göstermeye çalışacağım. Evet arkadaşlar güzel bir model çıktı ortaya. Ütü bile gerek görmezsiniz. Yani hemen yapıp hazırlayıp dikip yapabilirsiniz. Yani arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. Tekrar görüşmek üzere.